Yeni bir hafta, yeni bir vlog. Hazır mısınız? Başlıyoruz. Hayvancılıkta ezber bozan, Türkiye'nin en ünlüsü tacir tarlada. Ahırda bir ozan, aradığın her şeyi sosyete tacir. Sosyete tacir tarla sürer, inek bakar hep inek güder. Her şey güzel sayenizde, abone ol, like at ve de izle. Gel gör, kalite burada. Sosyete tacir bir numara, A'dan Z'ye fikir sunar. Aradığın her şey gel burada. Sosyete tacir. Sosyete tacir. Usta kolay gelsin. Enişte mi dedin? Usta. Eniştemiz de olabilir ya. Emir, ama senin manitada duydum ayıbeydin sen. Emir var mı kız arkadaşın? He? Yok Cengiz abi. Nasıl yok oğlum ya? Yok. Sabaha kadar uyumayacağız babam. Uyumuyor. İnternette ne yapıyorsun? Bir şey yapmıyorum. Kimleri yürüyorsun? Kimseye. Doğru söyle. Emir adam adam. Hafta sonları babana yardım ediyorsun değil mi? Aferin. Hayırlı evlat bu ama ha. Şuradan biraz ot alalım. Doğuran ineğimiz bugün maalesef meraya gitmedi. Çocuğunu bırakmadı. Bak orada bekliyor bak. Bak 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 bak. Bak. Eyvah. Alalım. Bir şey olmaz. Şöyle toplayalım. Hiçbir şey olmaz. Kızım, bekliyor mu? He? Ot mu bekliyorsun? Getirin diyor. Al bakalım. Al. Çok güzel ya. Sen niye bugün Mera'ya gitmedin ya? He? Niçin gitmedin Mera'ya sen bugün? Çocuğundan mı ayrılamadın? Oo, yarasın. Çocuğundan mı ayrılamadın sen? He? Hadi güzel güzel karnını doyur bakalım. Evet Kadir Bey de saat 4'e yaklaşırken yeni uyanmış beyefendi. Saat 4 değil ya. Kaç? 3'e çeyrek var. 3'e çeyrek var mı? Kadir bu ne uykusu oğlum bu? Ben uyanalı 1 saat oldu. Kış uykusu mu? Bu ne böyle Güney Amerika'dan gelir gibi bir halin var. He? Evin içi sıcak. Acun Ulucula'yla şeye mi katıldık? Survivor'a falan mı katıldık? Evin içi çok sıcak ya. Allah Allah. Annem çöpe yolladı. İyi. Yani çöp işlerini bari yap Kadir. Burası da bayağı güzel olmuş ha. Değil mi? Ya bir uyudun uyandın. Bir baktın böyle bitmiş. Bir yapı var evin önünde. Al sonra bir daha yatarsın. Bir daha bir kalkarsın. Yarın bir uyanırım araba içinde her şey yapılmış. Aynen. Bak. Oğlum. Lan diğerleri nerede ki? Ana. Buralarda. Hemen üstümü çamurluyor. Bir ıslık götür hepsi gelsin. O her yeri bu çamur yaptı. Kedi üzerine atlıyordu neredeyse. Bak arkandalar. Ana dur atlama şimdi. Bunu keyfi yerine geldi ya. Geldi geldi. Ana. Yem poşetini delmişler değil mi? Yem poşetini delmişler. Bayağı bir yemişler. Kesin bu yapmıştır bak. Baksana. Koş. Bak 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 bak. Siyahlıya bak hadi siyahlığın ayaklara baksana ya. Ayrı bir şey ya. At baştan da büyük ayakları. Olup dur. Bir de gözleri de renkli bunların ha. Annesi gibi oluyor. O sonradan geçebiliyor ama. Bak hemen yakaladılar. Yine. Hemen yakaladılar bak. Bak nasıl duyacak şimdi aklını. Hicap videolarına bak. Bak kızıyor. Kızıyor kızıyor. Biz varız diye bir şey demedi bu sefer. Kızım. Beyaz diyor. Şuna bak ya.
parçalayacak neredeyse emerken. Yani böyle bir açlık olabilir mi ya? O kadar da mama yiyor bunlar. Aha. Memeyi bırakmadı Kadir. Bak hangi memeyi alacağını bilmiyor bak. Bu ne ya böyle ya? Kısım. Yavaş yavaş. Yavaş. Çıldırdı. Çıldırdı ya. Dur bakayım ben beyazı bulmayayım. Evet. Sonuncuyu da koydular. Son çakı makasında. Şimdi ara bölmeler atılacak. Daha sonra da trepez saçlarımız üzerine konacak. Bayağı bir güzel oluyor. Ben beğendim. Usta işini güzel yapıyor gerçekten. Güzel bir çalışma ortaya çıkacak gibi. Bakalım. Evet. Üst profiller konulmaya başlandı. Daha sonra trapez saçlara geçiyoruz. Sezgin usta dikkat et. Sonra yengeyle papaz edersin bizi. Nasıl oldu 45? Ha? Ha? Amca kolay gelsin. Doğru yok. Şu buradan bir selam söyle bakalım şöyle selam söyle. Herkese selam söyle. Kime söyleyen selamı? Amcam. Tanıyanlara. Koy amcalarına. Yıllarca Brezilya'da yaşadı. Santa Marino'da. Ondan senin işin. Tam böyle kuzu. Kuzu. Kuzu eti olacak amcama. Kelle paça. Evet. Aynen ayak, doğru. Ayak paça. Oh bayılıyorum onlara ben. Bıyıklarım ama öyle benim de. Değil mi? Ayak paça, kelle paça. Yeni bir yer açılmış Zonguldak. Seni ben bir gün oraya götüreyim. Çok güzel bir çorbacı. 10 numara. Vallahi bak. Arkadaşlar gelen arkadaşa bir bakın. Kadir. Çok çalışıyor. Çok duygulandım oğlum seni böyle görünce. Çok gözlerim yaşardı valla. Kadir hayvanları yemleme işi? Bitti. Hepsi. Buzalar. Bunlar da iyi. Bir tek bunun otu kaldı bir de suyu. Tamam. Gel sen buna iyi bakarsın. Bu senin en sevdiğin inek oldu artık. He? Çok güzel. Arkadaşlar acayip bir rüzgar var. Felaket bir rüzgar var. Herhalde büyük ihtimal bu rüzgarın arkasından bir yağmur gelecek. Bugün ustamız gelmedi. Ustamızın işleri varmış. Benim de bugün devrekte işlerim var. Bu işlerimi halletmek için devreye gideceğim. Hem bugün devreğin pazarı. Belki birazcık pazarın içerisinde gezeriz. Daha sonra evimize tekrar geri döneriz. Arkadaşlar köylü pazarına geldik. Burası otopark, devrek, otoparkı, kapalı otoparkı. Pazartesi günleri bu şekilde pazara çevriliyor. Üst katları da var daha buranın canım. Tabii üst katları da var. Ne ararsan var. Hepsi el emeği bunların. Hepsi el emeği. Bak şunlar bak daha ufak. Güzel o. Küçük kuş var mı evde? Bana 1 kilo var. Abla sen mi yetiştirdin? Bunu, he? Bir kilo versene. Bunlar biraz daha ufak, daha lezzetli oluyor. Bunlar daha lezzetli oluyor. Evet. Bak. Bir kilo ver bakalım. O sana orada yine bir bekliyor mu? Ya buyur hadi. Senin değil mi o? Bir kilo mu alacağım? Şey, başka bir şey alacağım burada. Oğlum bekliyor.
ya. Köy domatesi alırız ya. Aynen. Makarna mı? Makarna çok var ya. Başka bir şey yok mu? Evet. Kivi kendi kivi mi? Evet. Kendi bahçemden mi? He? Kendi bahçemden. Kivi alalım mı? Kendi bahçemden. Bak bir de güzel, küçük, lezzetli olur. Biraz sert. Sertlik başka. Aynen. Çok sert ama ya. Böyle topladık abim, ne yapalım? Evet. Yapacak bir şeyiniz yok mu? Ne yapalım? Şey var mı evde? Siz denesin. Yengeden de bir şeyler alalım. Bak orada da var. Bunlar seri mi? Burası komple. Evet, komple benim. Var, tarzıcı. Şundan al. Mısır unu? Mısır unu 10 lira, bu 12 buçuk. Tamam, onu ver. Mısır unu var da. Var mı? Tarzıcı gönder. Mantı makarna alıyor musun? Yok. Bulgurum var, bak kendim ürettim. Söyle. Alacağım bulgur. Ben bu parasını vereyim. Ah. Unumuz var. Ne kadar dedin ablam? 12 buçuk abi. 12 buçuk. Hiç bozuk da yok bende. Bozabilecek mi? Yok mu bozuğun? Bozuğun yoksa bozduruverelim. Yenge marullar senin mi? Benim. Başka alacağız. Hoş buldum. Şöyle eve bakalım şöyle güzellerinden bize. Sen seç ben koydum. Ya işte. Her yeri. E işte her yeri aynı zaten bunun. Bak poşet yazıyor mu? Bunlar seradan mı? Vallahi böyle bir kahvaltı güzelmişler. Evet. Küçük ama lezzetlidir bunlar. Aha lezzetli yiyor. Bak döngel da. Kurma döngel. Döngel yiyen bir tane. Yiyor yiyor. 3-4 tane yiyor. Yiyor. Koy koy. Helal et. Helal olsun. 2 kilo olacak değil mi? Aha. Helal olsun. Döngel de ver bakalım sen bana 1 kilo. Vay be. Ağaçlarında çok mu sorsak? Bu ne mantarıymış? Kedi kılıç. Ne? Kedi kılıç der. Kedi kılıç. Kedi kılıç. Kedi kırış. Kedi kırış mantarıymış arkadaşlar bu da. Evet. Kuzu kulağı. Kuzu kulağı mı? Evet. Kuzu var mı evde? Vallahi bittiydi herhalde. Bir tane. Şunu alayım. Al. Hocam falan bakıyorsun. Ekşimsi bir tadı oluyor bunun. Bunu Kadir seviyor. Evet. İki tane de fazla koyver. Helal olsun. Tamam. Koyver. Şunu da üstüne koy versin. Bu kimin? Bu senin mi? Tamam. Hesabınızı karıştı mı? Evet. Andan. Yengem o ne kadar? 1,5. Ah. Ya ben buradayım ya yine ya. Evet. Yumurtalar kaç para? 1,5 tanesi. Kaç tane var içinde? 15. Alalım onları. Haklısın. Bak şunları da koyun yine pay var kaldı. Bak. Bak ezilmişleri de koyuyor. İşte, bunlardan da para alıyor işte bak. Aa almıyor. Köylü aa, teyzenin kadar güzelliği burada işte. Teyze şu döngelden de bir kilo koyuversin ya döngelden. Armutlar bu senenin mi? Bu senenin yerini alın durun. Geliyor. Geçen seneden kalmış. Ne yaptı yengem orası? 22,5. Buyur bakalım.
Şuradan. Şuradan alıver. Bak, alırını koyuver. Tamam. Helal et. Helal olsun. Bak elma da var. Elma yemeyeceğiz ya. Elmaya tamam. Çok alerjim var. Yeter bunlar. Ne yaptı bakalım? Şunları koy, ben vereyim. Bak fazlasını nasıl koyuyor bak, görüyor musun? Olsun, olsun. Şimdi domates ne yaptı? Domates 1,5 bile geldi. Tamam. 15 idi ya. 15 lira domates. 5 lira da şey, marul. Marul 20. 5 lira da kankan. 25. Ne lazım değil mi? Başka bir şey lazım mı burada? Şunlar da benim bak. Buradan başka bir şey lazım. Al. Şuradan doğru 25 lira alı var. Helal olsun değil mi? Beş ile beş. Nar var benim, 2-3 tane alıyorum. Ya 2-3 tane de nar koyacağım. Dur, birkaç tane de nar atıverecekmiş. Teyze, hakkın helal et, olur mu? Aa, bak helal olsun değil mi? Görüşürüz yani, bakalım. Kendine iyi bak. Sen de kendinize iyi bak. Hadi Allah'a emanet ol. Hayırlı işler. Selamünaleyküm. Aleykümselam Cengiz abi. Armut bu... keseyim mi? Tadına bakacağım mı hemen? Bakalım. Abi bu armutlar değişik değişik bu sefer. Abi bende 3 çeşit armut var. Bu biraz daha... Santa Maria. Santa Maria mı? Evet. Bakacağım yenge. Canım armut al. Yer var mı? Ye bir dilim. Bu ara fenomen olduk zaten. Zonguldak kanalına da çıktık. Epey de Cengiz abinin kanalına çıkalım. Bu ne abi? Bu deveci armut. Bu deveci. Bizim buranın meşhur zaten. Evet. Şu abate. Abate. Evet. Ya armut. 5 lira. Santa Maria. Deveci. 7,5 ismi yok mu ya bunların abi? Abi yok. Evet. O sarı elma da yağlı yağlı. Bu neye böyle abi, kabak gibi? Söyle. Bazı yerde patlıcan armudu, bazı yerde deve boyun diye geçiyor. Bunun üretimi tek kayıtçıda. Ben de 500 devecinin 100 tanesini kestim, açladım, tekrar... Bundan yaptın yani? Yaptım. Şundan ver, 3-4 tane bundan at, 3-4 tane de şundan at. Olur. Bizim çay demenin 4000 gibi düzeyim. Aynen, bunlar da köhnümüş. Evet, biraz daha köhnü bak. Bunlar bak. Yeşil kene çok şahane. Gerçi yıkamadan yiyorsun ama neyse, yapacak bir şey yok. Şöyle göstereyim. Arkadaşlar, tezgah bizim sayılır. Abimiz de hayvancılık yapıyor aynı zamanda. Hayvan üretimine de devam bu arada. Evet, bir de pazarda bu şekilde armut satar sürekli. Üretime devam. Üretime devam abi. Cuma günü Cersi'ye Cers attı duydum. İthal Cersem çıktı. O da gibi oldu. Tosun duydum. Cumartesi de çiğ düğüm vardı. O da buzladı. İyi. Üretime devam. Daima kalın olsun. İnşallah. Şey var mı? Çay. Çiçek çay. He, ılamur. Buyurun. Allah. Ne ararsan var. Bunu verin hanım, bunun yağlı kıvırcık var. Hurma iki biçim. Aldık yenge ya. Hurmalı hurma. Ben var hurma. Şey alacaksın mı? Biber. He? Salatalık yok ya. Şurada bir yerde vardı. O ne mantarıymış? Malgudun. Malgudun börek mantarı. Börek mi yapılıyor? Aa, burada var, gel. Abla kolay gelsin, bereketli olsun. Acı mı?
bu acı değil. Tamam, bundan bundan bir kilo alalım mı? Bir kilo alalım ablam ondan. İyi mi? Çok güzel, acı değil, hiç korkmayın. Şeyi alacağım mı? Şalgam çok güzel. Şalgam? Biz de şalgam yiyelim. Aa bak, bunlar da güzelmiş ya. Abla buradan patlıcan da ver bize. Ne kadar olsun? Bir kilo da patlıcan olsun. Bu neymiş böyle bu? Ada çayıymış. Ada çayı. Hakikaten de çok güzel kokuyor ha. Ha? Şey, asfaltları falan azıcık yaprak var ya da çayların içine. Çok güzel. Yok. Ada çayıymış. Yok. Kokusu da çok hoş. Kokular çok güzel. Gerçi ben bunu sakinleşmek için alsam mı acaba? Alırsanız. O tereyağı. Bunlar bu. Bu bir kilo mu? Tamam. Şunları biberin üstüne koyalım mı? Koyalım. Ablam ne yaptı? Biber, onlar. Bir kilo da şey var, patlıcan. Patlıcan ne kadar? 29. Al 30 lira al. Ablam düz 30 lira desene abla. Tamam. Hadi görüşürüz. Hadi hayır işte. Vallahi var ya, bir kilo marul aldık. Şunu da alalım. Bunu tamam. Da yeriz. Tamam. Kaç var o? 5 lira. Canım şunu bana ser. Şunlar da güzelmiş bak ha. Şunlar da güzelmiş. Göbek. He, onlar da güzel. Şuradan 5 lira versene yengeme. Bunları valla hep toplumuz diye. Neyse, bu hafta bol bol marul yiyoruz. Yapacak olsun şey yok. Bundan kendi bahçeninden mi? Kendi bahçemizden. Kendi değil mi? Kendi bahçemizden. Güzel. Hani bir şey. Hepsi kendi bahçemizden. Burada hep köydeki insanlar getiriyor bunları. Kendi el emekleri, kendi yetiştirdikleri ürünler. Burada da pazartesi günleri satıyorlar. Bu tip yerlerde pek pazarlık yapmazsanız seviniriz arkadaşlar. Çünkü genel itibariyle hep el emeği olduğu için. Bir de bu insanların çoğu bazıları emekli, bazıları da değil. Sadece geçimlerini bu işten karşıladıkları için. Yani 3 liranın 5 liranın lafını etmezsek sevinirim. Bunların hepsinin eli nasırlı. Eli nasırlı üretici bunların hepsi. Ablam ceviz çok var bizde. Nane yok. Nane arıyoruz ama nane bulamadım. Halen daha yok. He? Şu neymiş ya, renkli? He? Pazı. Alacağım pazı. Renk, he? Bana bak. Rengi de güzelmiş ya. Işıklar önüne geldi. Hocam çift de var. Nane var mı diye baktım ama yok. Çıkalım mı? Çıkacağım. Şu. Şundan bir kilo ver. Buranın kestanesi mi? Evet abi. He? Evet abi. Bak bak, buranın kestanesi yüksaklıdır. Yeter mi kilo abi? Yeter yeter bir kilo. Tamam tamam. Aldı. Şuradan alıver abi. İyi bak abla. Sağ ol abla. Ye muskara var mı? Selamünaleyküm. Teyze, nerede bizim eleman? Aleykümselam. Bir gün için geldim.
İyi, şuradan bir gözleme alalım bakalım. Bir tane yeter mi? Yeter. He? İki tane vereyim sana. Bak güzeldir buranın gözlemesi. Çok güzeldir aşkım. Hadi sen iki tane ver, iki. Kocaman giren baksana. Ha, iki tane ver. Şeyi atarsın, dolaba atarsın. Ne kadar teyzem? İkisi çok güzel oldu benim gözlemem. Evet. Yolum da iyi, unum da iyi. İkisi 40 yavrum. Al bakalım. Şöyle 20, şöyle 40. Teşekkür ederim. Selam söyle. Bin iyi bin katsın. Görüşürüz bakalım. Allah kendine iyi katsın. Burası da Devrem Meydanı. Şöyle hemen şurada belediyemiz var. Şurada. Şurada kaymakamlık. Eyvah eyvah. Arkadaşlar bugün çok rüzgar var. Devrek. Hanım arkada kaldı. Yani güzel, küçük bir yer ama güzel bir yer. Bastonuyla ünlü, simitiyle ünlü bir yer. Bu taraftan geçerken uğramanızı tavsiye ederim. Evet, Devrek'te biraz alışveriş yaptık. İşimiz bitti. Şimdi eve tekrar geri dönüyoruz. Bir şeyler atıştırıp biraz da hayvanlara bakacağız. Nereye gidiyoruz? Patlamış, şurada ona bakacağız. Sun patlamış. He, tamam. Aşağıda mı? Burada. Tamam, kolay gelsin. Eyvallah. Aşağıda mı? Gördün mü? Bir tane al git giderken. Patron yeni mi geldin? Ta yeni geldim. Ne yaptın bugün bakalım? Ölen avlası bitti. Seni oraya da ağaç kazıklardan kalktık ön tarafa. Tamam. Yağmur yağmazsa yarın ufak toplardan bir top tellendireceksin oraya seni. Evet. Telleri çekiveceksin oraya. Üstündeki bitti. Teller ne olmuş? Onlar çürük tel, kopuk teller zaten. Çürük mürük ya çekiveseydin gene. Şimdi oraya. On kat tel var, onları ayıracaksın, birbirinden ekleyeceksin. Patron bir iş yapacaksın ama oncaman da zarar. İyi oğlum zaten. Şey çıkartıyorsun, iş tamam. Çıkartıyorsun başıma. Kopuk. O eşi onlar çöpe gidecek. Bir top tel mi gidiyor oraya? Bir toptan sen kaç para biliyor musun? Senin haberin var mı telden? Tel fiyatlarından senin haberin oradan var mı? Oradan cevizleri yiyirken ama hiç tel düşünen yok o zaman cevizleri yiyerek. İp çekiversek ne olacak? Tel yerine olmaz mı? Hayvanlar girerler. Oğlum oraya geçmez. Sahnenin 10 kok mancarı var. Çok güzeller bir de. 10 kok mancar zaten pazarda kaç para? 1 liradan 10 lira yapar. 5 lira. He? 5 lira. 5 liradan 50 lira yapar. 50 lirayı sen babam ben çaydan geldim. Vallahi 1 lira bulmadım. Yok. Ama iş yaptım diyorum. Ya iş yaptım ama işte para. Yok yani öyle olmuyor oğlum olmaz. İyi biz şu hayvanlara bakalım. Şu nerede? Hayvanlara bak sabanın usta çok şey göçmüş kazanı orası. Rüzgar çok. Onları ya tamir et hayvanlar girer şimdi. Aynen şimdi onları yapacağım bakalım hadi. İyi ben de hurma almaya geleceğim Emine'nin oraya. Neyle hurmaymış? Kırmızı hurmadan. Şey yapmış mı köhnümüş mü? Bilmiyorum onu köhnedir bu. Köhnü varsa 3-4 tane de bize bırak. Tamam köhnü varsa bırak. Tamam. Hadi patlatın çalışmaya bak şimdi bak. On numara. Arkadaşlar yaklaşık bir aydır gelmeyenler var. Bir aydır, bir buçuk aydan beri gelmeyen 5-6 tane hayvan var. Şuraya bak Enes. Onları şimdi getireceğiz. Suyu görüyor musun? Evet. Onları getireceğim. Bugün çok acayip rüzgar var. Ağaç çıkılma tehlikesi çok. O hayvanlar da hep dağın içinde yatıyor. O 6-7 tane. İçinde Orhun'dan aldığım Arife ile Karamel de var. Onları getirmem lazım. O yüzden şimdi Kadir'le onları bulacağız. Bak hayvanlar nerede? Bak nereye gitmişler. Bak. Evet. Şu ağaçları görüyor musun? Hepsi normalde kavak ağacı, tamam mı? İçlerinde farklı ağaçlar da var ama bak nasıl yatıyor bak rüzgardan. Ya çok tehlikeli aslında burası da. Sen ne diyorsun? Getirelim mi eve yoksa
Bu akşam burada. Yani hava da güzel. Bence getirmeye gerek yok. Bence getirmeyin. Ya burada karmaşığa gelmişler. Karmaşık tutulmuş. Ya bağa tükürmüş, gördün mü? Evet. Oğlum burası var ya çok tehlikeli ha. Şunlara bak. Dans ediyor ağaçlar. Bu ne etmez. Dedi tükredek tamam mı? Bak. Burada sarmaşık yıkılmış dedi. Evet. Sarmaşık ağacı yıkılmış, onu yiyorlar şu an. Yani sen götürelim diyor, sen götürelim. Bunun da 1,5 ayı falan kaldı doğrusu. Maşallah. Karnı falan bayağı bir genişlemiş değil mi? Evet. Ya şu gebedir inşallah. Bundan şüpheliyim işte. Eğer gebe değilse Ramazan'da keseceksin. Arife ile Karamel. Keyifleri yerinde. Ya bu güzel de. Baksana ağaçlara bak. Ağaçları görebiliyor musun Allah'ım? Evet evet. Bak bak bak. Bak. Nasıl yapıyorlar? Şu an rüzgar yok çok daha. Ya bura tehlikeli ya. Yani üzerlerine ağaç falan düşerse vallahi var ya kurtaramayız. Ne yapalım? Ne diyorsun? Ben karışmam. Oğlum az önce götürmeyelim diyordun. Şimdi ben karışmam diyorum. Ben sonra sorumluluk. Biraz sorumluluk al. Sorumluluk almamaya karar verdim. Hayır biraz sorumluluk al. Az önce gaz veriyordun. Baba havalar iyi. Bu akşam burada. Şimdi eve götürelim derim. Evin orada da çok ağaç var. Onların yıkılacağı tutar. Oğlum orada ahırın kenarında ağaç yok ki öyle. Hem ahırın içinde ne olacak? Yıkılsa yıkılsa ahırın üzerine yıkılır. Burası açık alan. Baksana şu ağaca ya. Allah. Gerçi bu ağaçlar niye kesmiyor bizim köylü? Ben onu da bilmiyorum yani. Şu ağaçların çoğunun zaten kesimi gelmiş. Anladın? Bak şu kavağa bak. Şunu bir göstersene. Şundaki kavunluğa bak ya. Ulan 5 metre ihtiyaç çıkar halen daha kestirmiyorlar. Ana, Akbaş sen de mi geldin kızım? Aferin benim kızıma. Yani ne diyorsun hadi? Ben bir şey demiyorum, kararı sana bıraktım. Ne çakalsın ya. Ben o zaman senin ilk söylediğini uyguluyorum. Anladın? Ben bir şey söyledim, ben hatırlamıyorum. Ben videonun şey başında öyle dedin sen. Kızım, anan nerede? Anası nerede bunun? Cidden bunun annesi nerede? Aa bak işte. Arka tarafta. He, o tarafta kaldı. Bak, gözüne bak. Gözüne bak. Gözüne bak. Acaba bu da gebe kaldı mı? He? Hangi? Bu. Daha ufak. Gerçi ufak dediğim bunlara yakın. Şöyle bir oldu da. Bu şeylerle yaşır. Arifeyle, karamelle yaşır. Gerçi ot da çok, sarmaşık ağacı da çok ya. Sarmaşık ağaçlarına geliyorlar. Evet Kadir, son kez soruyorum. Ne diyorsun? Ben sorumluluk reddi beyanımı verdim sana. Ben kararı sana bırakıyorum dedim. Ben senin ilk söylediğini ben bir şey söylemedim. Kanıt da yok videoda. Bir şey olursa seni suçlarım. Ben hiçbir şey söylemedim. Kanıtlayamaz. Nasıl? Video var. Video orada başlatamamıştım ya. İkincide gene dedin sen. Demedim. Vallahi dedin. Başta konuştum. Kamera benim elimde. Kırparız arkadaşlar olayı. Görüyorsunuz değil mi? Hiç sorumluluğunu almıyor. Bir riske gir ya. Bir şey yap ya. Bir risk al. Risk. Anladın? Hayat risk almakla geçiyor Kadir. Risk almazsan büyüyemezsin. Aynen, ben hayvanlar kalsın derim. Birine bir şey olur. Sonra vay efendim sen dedin. Ben getirelim dedim olur. Öyle mi diyorsun yani? Ya ben senin huyunu bildiğim için böyle diyorum. Sonra başımı getir yemeden. Oo. Bak. Şuradan doğru gidelim bakalım. Bir köyde sürü bir ağaç var mı ona diyorsun. Gerçi bunlar yıkılmaz. Bunlar yıkılmaz da şu kavakla var ya bak bunlar çok tehlikeli. Hadi. Şuna bak. Resmen dans ediyor arkadaşlar. Baksana. Görebiliyor musun? Bak bak bak. Bak nasıl yatıyor bak. Evet. Oo, şunlara bak. Acayip yatıyor şunlar. Yani biz de çok durmasak iyi olur. Ne oldu? Tuttun mu?
Tabii. Bunlar hep yükümlülük oğlum. Bak. Oğlum altındaki kuru dallar kopmuş gelmiş bak. Anladın? Bu ağaçtaki. Ya bu olmadı ki şimdi böyle ya. Kızlar! Kızlar! Bura biraz tehlikeli değil mi? He? İşleri güçleri otlamak. İçimde hiç rahat değil biliyor musun? Kadir. Ya ben bilmiyorum. Karar ver. Yani. Gel. O sarmaşayı bitirince buralara gelirler zaten onlar. Baba buradan ben geçemiyorum. Sen nasıl geçeceksin? Bak Kadir. Şimdi Kadir, burada bizim bir yerimiz var. Baba, bizim tapu yer nerede burada? Neresi? Şura bak. He? La be baban şapkası uçtu ya. Daha burada burada al. Ha? Ya durma lan bir şey ya. Neresi bu aşağı bakalım? Şurası olması lazım ya. Ha. Şimdi burada kendiliğinden oluşma bir tane göl var gördüğünüz gibi. Harika bir göl. Zaten balıkları da dolu içerisinde acayip büyük balıklar var. Daha önce ırmak buradan akıyordu. Dere ıslahı yapıldıktan sonra burası göl halini aldı. Yani burası bildiğiniz bir göl oldu. Etrafı yemyeşil ağaçlıklarla dolu gördüğünüz gibi. Harika doğal bir yer. Bizim yer de burada bir yer olması lazım. Burası burada bir yer. Evet. Burada bir yer. Şimdi buraya şöyle bir şey yapacağız. Arkadaşlar yazın başlıyoruz. Buranın yapımı var. Yani yaza doğru başlıyoruz. Ya yani şurası olması lazım. Yani bizim yerde burası olması lazım. Gölün içine doğru bizim değil mi baba? Yani tapulu olan yer gölün içine doğru. Şuradan o yana. Aynen. Buradan aa, öbür taraf. Şu çalıya kadar. Evet. Hangi çalıya kadar? Şurada bu şey var ya. Şu ilerideki çalıya kadar. Evet. Bayağı da yerimiz varmış burada. Buradan yer var, orada kaldı. Irmağın içinde kaldı. Orada kaldı. Derenin içinde kaldı değil mi? Gölün. Şimdi buraya şöyle bir şey yapıyoruz. Buraya tamamıyla cam ekandan böyle lüks bir ne diyelim ona Kadir? Bungalov değil onlar. Yani yapı yani. Cam ekandan bir yapı yapacağız. Güzel bir şey olacak ama iyi bir şey yani. Ayaklarını da çaktıracağım. Gölün içine. Oraya da böyle bir şey yapacağım. Teras gibi. Anladın mı? Düşün. Önünde. Orada mangalını yapabileceğin, çayını kahveni içebileceğin. İstersen oradan doğru göle volta at. Balık bile yakalayabileceğin. Böyle bir şey var. Hatta buranın tamamı için başvuru yaptım. Yani kiralamak için. Eğer güzel bir şey olursa bu evlerden buraya 4-5 tane yaptırıp yani 4 tane veya 5 tane fazla değil. Buraya boğmadan. Bu göl yukarıya doğru gidiyor. Buraya boğmadan 4-5 tane yaptırıp burayı da böyle turistik bir yer gibi insanların böyle hafta sonu kaçıp ailesiyle gelip kalabileceği, işte şurada balık yakalayabileceği, tabii yakaladıklarını geri bırakmak şartıyla. Ya niye canım yakalayan yesin av sezonuna denk gelirse. Herkes yakalarsa burada balık kalmaz ki. Kalır kalır. He? Av sezonuna denk gelirse. Adam balığı buradan... parayla satarız ayrıyetten.
Buradan yakaladıklarını da... Kendi yakaladığından da para aldınız. Oğlum sen oho oho oho. Babaannen her şeyden alır. Anladın mı? Şurada şöyle nefes alandan para alır o. Yani burası hakikaten güzel bir yer olacak. Böyle kendi böyle hayvanlarımızdan kestiğimiz etleri burada adamlar alacaklar. Kendi yapıp kendileri yiyecekler. Nasıl Kadir? Güzel. Bu yatırımı sana yapabilirim yani. Burayı satın almak isteyen olursa aşağıdaki numaradan... Hayır öyle yok. Burayı satmak yok. Gölün içerisini temizleyecek firma da buldum. Gölün içerisini komple temizleyecekler. Şöyle oyun parkları, şu karşılar var ya, komple temizlenecek. Yeşillendirilecek. Zaten yemyeşil ama çimenlendirilecek. İşte oyun parklarıydı. İşte burada gazlar, ördekler. Anladın mı? Gaz, ördek. Binlerce. Binlerce de olmaz ya. Mahveder. 200-300 tane diye. Ama tavuk mavuk atarız buralara her yere. Böyle bir fikrimiz var bakalım. İnşallah yapabiliriz. Hadi başımıza ağaç düşmeden gidelim. Evet. Bence de. Beybabam şapka yine uçtu. Baba şapkana sahip çık. Açalım. Ne haber? Ne var ne yok bugün köylerde? Son durum. Yani bu insanı dinliyor, gözetliyor. Kadir farkında mısın? Çok gözetliyor. He? Çok gözetliyor. Aynı mahallenin dedikoducu kadınları var ya hani. Aynı onlar gibi bu. Bak. Kızım. Gel kızım. Bir de çok şey. Fotojenik. Kamera önünde durmayı çok seviyor. Değil mi kızım? Değil mi kızım? Dur bakalım dur. Yavrunu bir göreyim ben yavrunu. Yavrucuğunu. He? Gel. Şimdi biraz fırçalayıvereyim ben. Biraz fırçalayayım seni. Ha bak o da geldi. Bakacağım, bakacağım. Bak. Şundaki güzelliğe bak. Şunlara bak sen. Oh. Oh. Bak en sevdiği çok yer burası. Çok hoşuna gidiyor fırçalanmak. En sevdiği yer bak burasıdır. Nedir o? Evet. Hayvanlar. Bak bir burası. Bak boynunu nasıl uzatıyor. Hayvan gibi gördün. Nasıl hoşuna gitti. Bak bir burası oğlum. Bir de şuralar bak. Şuralar çok kaşınır tamam mı? Bir de şuralar. Oralarına da yetişemiyor ya hayvanlar. Oh. Oh. Bak şimdi fırçalamayı bırakacağım. Fırçalasın diye yanıma geldi. Gerçi uzağı sevmiyor. O yüzden oynamıyor. Onu bana çok yapıyordu. Kızım bak buralara. Bak kirlemişsin hemen. Buraları gürlememişsin hemen. Oğlum bu işleri senin yapman lazım. O işleri ben zaten yapıyorum da. Ne zaman yapıyorsun ya? İşte ortakla şey yapıyoruz. Baba şimdi hiç yapmıyormuşum gibi lanse etmene gerek yok. Çok tembel yiyicisin gibi geldi bana sanki. Değil mi kızım? Kızım, temiz temiz yatın. Temiz temiz. Tamam mı? Temiz temiz yatın. Bak gel bak gidelim takip edecek baba bizi. Şuradan bakacak bu sefer. Sön sön. O kadar güzelsin. Bak. Bak hiç çağırmana da gerek yok. Gel. Hiç çağırma. Bay bay. Bakışa bak. Bak bak. Kızım. Bak hadi. Ne haber? Sen var ya sen. Sen var ya sen. Susadın mı? Dur ben sana biraz su koy vereyim. Dur. Kızım biraz su vereyim. Buraya otomatik su taktıramadık. Buraya hat çekmemiz lazım. Bir tane otomatik su takarsak buraya. Evet. Yavrular da toplaştı hemen. Bak akbaşa bak nasıl kaçıyor sudan gördün mü? Çok nefret ediyor. Bir de drone'u hiç sevmiyor.
Drone ve drondan nefret ediyor gerçekten. Drone'u çalıştırınca diğer köylere kaçıyor. Bak şuradan doğru suyunu dolduralım, susamıştır. Dur kızım dur ha. Doldurmuştuk, dökmüş. Yok, içmiştir. Ha, içmiş de olur. Bak susamış. Evet. Su hayvanlar için çok önemli Pedir. Su bütün canlılar için önemli. 25-30 litre süt veren bir inek günde kaç litre su içer sence? 25-30 litre veren bir inek. Su içen, süt veren bir inek. Sence ne kadar su içmesi lazım? İçer. Bence 100 litre. Yani 150 litre falan aşağı yukarı. Tabii bu hayvanın büyüklüğüne göre de değişiyor. Mesela düveler 70-80 litre. Biraz daha ufak gebe inekler 100 litre, 120 litre. Biraz daha çok fazla süt verenler 150 litre. Ama tabii bu 150 litrenin hepsini de 150 litre su olarak içmiyorlar. Bunlara verdiğimiz kaba yemlerde mesela mısır sıracı oluyor, pancar pasos oluyor ya. Suça zengin yemler var ya. O salatalığın bile %98'i su. Aynen o şekilde. Yemler de öyle. Yani. Aynen o şekilde düşün. Mesela mısır sıracı ne? 30 kuru madde var, 70'i su. Ya. Yani bir tonda 700 kilosu su, 300 kilosu kuru madde. Mesela pancar posasında 10'a 90 oran. Anladın mı? Onu da o şekilde düşün. Bir kısmını onlardan alıyorlar, bir kısmını merada yedikleri otlardan, eğer mera hayvancılığı yapıyorsa, bir kısmını da bu şekilde sudan. Bak hala daha içiyor, görüyor musun? Ne kadar çok susamış. Su hayvan için çok önemli. İnsan için, her şey için önemli zaten. Su da hayvan için daha önemli. Otomatik suluklar o yüzden çok önemli. Mesela böyle bakırlarla su vermek çok zor. Bunlar eski sistem, eski yöntem. Tabii biz burayı yeni yaptık. Şimdi buraya bir suluk bağlayacağız. Güzel bir suluk bağlayacağız. Sürekli böyle bakırla su vermekten kurtulmuş olacağız. Kızım! Ben suyu kapatayım. Suya da klor mu dökmüşler ne? Yeni klorladılar mı? Evet. Evet, yine güzel bir hafta geçirdik. Güzel bir video çektim. Umarım beğenirsiniz bu köy videolarını. Bu köy videolarının devamını gelmesini istiyorsanız mutlaka videoları paylaşmayı, kanala da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ustalarımız başladı. Şimdi ara bölmeleri yapacaklar. Daha sonra trapez saçları koyacaklar. Aynı zamanda da oluklar da çekiliyor. Bir sonraki videoda hem bunları hem de yeni yapmış olduğumuz köy işlerini hep beraber görmüş olacaksınız. Önümüzdeki hafta yine güzel bir videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Kızım bitirişi yap. Bitir, videoyu bitir. Görüşürüz de. Kulağınla falan böyle bir hareket yap, bir şeyler yap. Görüşürüz de.